Merhaba arkadaşlar. Üçüncü bölümde D5 render motorunu inceleyeceğiz. D5 render motoru da aynı Enscape gibi arkadaşlar WASD tuşlarıyla içeride gezinebileceğiniz real time çalışan bir render motoru. Genelde real time render motorlarında klavyeden WASD tuşlarıyla yani oyun oynar gibi gezinti yapabiliyorsunuz. Burada D5'in güzel bir özelliği var. D5'i sahne içerisinde aldığınızda bütün kaplamalar içerisinde kendisi hafif bir yansıma parametresi ve ayarlı bir parametre şeklinde geliyor. Yani I harfine bastığımızda gelen damlılıkla zemindeki bir nesneyi seçtiğimizde bakın burada normal map diyor arkadaşlar. Normal map'i artırdığında ne oluyor? Kendisi bump'ını artırıyor. Yani otomatikman bu kendisi bump'ını tanıyor ve ekstra bir bump map eklemenize gerek yok. Direkt olarak bump map'i artırıyor. Bakın iyice artırdım ben. Hatta iyice yaklaşalım bakalım bir görüntüye. Gördüğünüz gibi şuradaki değeri görüyorsunuz. En fazla değeri getirdim ben. En düşük değeri getirdim de bu şekilde görünüyor. Biraz daha artırırsam şu şekilde yeterli olacaktır arkadaşlar. Özellikle yansıma map'i, roughness map'i bakın şu şekilde gördüğünüz gibi değerler. Eğer bu metal ise metalik kısmı görüyorsunuz iyice metal kısmını getirdi. Mesela şu metal diyelim. I harfine bastım. Şunu seçtim arkadaşlar. Metalik kısmından görüyorsunuz bunu iyice artırdım. Şöyle baktığımızda şöyle ve bunun yansıma değerleri, parlama değerlerini şu şekilde artırarak bir metale doğru çevirdim arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi. Yine I harfine bastığımızda şu seramiği de yine hafiften bir yansımaları artırarak şu şekilde seramik kısmına getirebilirsiniz. Şu şekilde de biraz bump'ını artırabilirsiniz. Yine I harfine basıp ahşap varsa eğer ahşapta da tekrar biraz bump map, biraz yansıma ve parlama mapleriyle bunu bu şekilde yansıtabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde değişen bir parametresi var. Bunun da yine efekt kısmından veya MMI kısmından HDR kısmına geldiğinizde şurada hazır kendi tanımlı HDR'lar var arkadaşlar. HDR arkaya geliyor. İşte HDR'ın tam anlamıyla görmek isterseniz düşüyorsunuz ışığını veya buraya güneş de aktif edebiliyorsunuz HDR'la beraber. İşte güneşin yönünü buradan veya intensity değerini buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan rotate diyerek HDR'la birlikte güneşin yönü de değişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir işlem. D5 konusunda şöyle yapalım. Pardon. Şunu D5 konusunda şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. D5 ücretsiz bir render motoru ama en düşük RTX 2060 ekran kartı istiyor. Sizin ekran kartınız 2060 ise D5'in kendi sitesine girip ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Diğerlerine oranla bedava olan render motoru bu. Ama RTX desteği istiyor, kart desteği istiyor arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi ayarları yaptıktan sonra şuradaki render butonuna basarak aşağıdan render almanız mümkün. D5'te şöyle bir durum söz konusu. D5 parayı nereden kazanıyor derseniz asset kısmından assetlere girdiğinizde arkadaşlar şuradaki model kısmına geldiğinizde buradaki modellerin %99'u ücretli. Burada mesela bakın bazı modelleri ücretsiz vermiş. Mesela şöyle bir modeli aldık diyelim. İndirelim. Bakın bastığınızda aşağı yön tuşuna bastığınızda internet hızınıza bağlı olarak bu iner ve siz istediğiniz noktaya bunu koyarsınız ve anında gözükür arkadaşlar. Burada SketchUp'la kendi arasında yine bir dosya senkronizasyon olayı var. SketchUp dosyanızı değiştirdiğinizde tekrar burada değişir. Update dediğinizde değişir. Enscape'de zaten değişiyor. TVMotion'da değişir. Unreal Engine'de değişir. Lumion'da değişir. Hepsi değişiyor. Direkt zaten tekrar render almanız gerekiyor. Real time olmadığı için. Mesela bakın bu indi. Şuraya alıyorum ve şuraya bıraktım. Gayet kaliteli bir kütüphaneye sahip. V-Ray'den sonra en kaliteli kütüphaneye sahip olan bir render motor arkadaşlar. Bakın hatta saat kendi içerisinde dönüyor hatta. Aktifliği de var. Animasyon sırasında da kullanılabilir. Bakın şu şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi hareket eden bir sisteme sahip arkadaşlar. D5 render motoru gerçekten güzel bir render motoru olduğunu ben söylemek isterim. Bakın hiçbir ayar yapmadan şuradan bir render alalım. Şöyle bir bakış açısından şöyle efekt kısmından exposure auto duruyormuş. Bakın auto yaptığımda kendisi otomatik olarak içeriye bir ışık şeyi veriyor arkadaşlar. Kontrast kısmını eğer biraz daha artırmak isterseniz artırabilirsiniz. Highlight ışığı biraz patlatmak isterseniz patlatabilirsiniz.
white balance kısmından sarıya veya maviye doğru çekebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bloom efekti var. Işıklar üzerindeki bloom efekti. Şöyle baktığımızda tabi yansımalar biraz fazla arkadaşlar. Çünkü kendisi otomatik olarak bu yansımaları kendisi veriyor. Onları ayarlamak gerekiyor. Mesela damlalık aracını aldım. Deri koltuğun üzerinden şöyle yapıp roughness'ını şöyle düşürdüğümde şu şekilde bir işlemle karşı karşıyayım. Hatta şuradaki perde, bakın şu perde olacak. Hatta materyal kısmına geldiğinizde şuradan buradan perde kısmını seçtiğinizde arkadaşlar hazır perdeler var. Alıp buraya atmanız yeterli. Bakın buraya attım direkt. İçeri daha canlı bir ışık girdi. Şunlar da mesela şöyle yapalım. Daha koyu olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar, örnek bir render alacak olursak, örnek bir render aldığımızı düşünelim. Şöyle bir yerden bir render alalım arkadaşlar. Şu şekilde bir render alacağımızı düşünelim. Şöyle bir yerden bir harfine basıp tekrar şuradan da bir ayar yapalım. Şöyle yapalım şunları. Hatta televizyonu da biraz parlatalım arkadaşlar. Parlamasına fayda var. Şu şekilde. Evet. Yine render kısmından gelelim. 2K'yı ayarlayacağım arkadaşlar. 2K oranında render butonuna bastım ve kaydet butonuna bastım arkadaşlar. Tabi render kısmında birçok parametre olmasına rağmen onların çoğunu yapmadık. Ekstra ışıklar ve destekleyici ışıklar var arkadaşlar. Onları yapmadan direkt render aldık. Bakın 2 saniye 2K bir render'ı yaklaşık 30 saniye gibi bir sürede bitiriyor. Bakalım görüntümüz nasıl arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayar yapmamıza rağmen yine ortalama bazda fena olmayan bir render görüntüsü verdi. Tabi dediğim gibi yani exposure olsun, dışarıdaki ışık ayarlarımız olsun, birçok parametreyi ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra çıkacak görüntü gerçekten kaliteli bir görüntü olacaktır. Çünkü burada biz tanıtım dersi olduğu için çok fazla detaylı ayarlara girmedik arkadaşlar. Girmedim ben açıkçası. Çünkü burada birçok ayar var. Dediğim gibi yani buradaki işte patlamaları engellemek için highlight parametresini düşünmemiz gibi. Bakın patlama biraz daha düşürdü ve dışarıdaki HDR görünüyor. Shadow ayarlarımız, işte etkisi, gölgenin etkisi gibi birçok ayarlar mevcut. Onları göstermedim ama şu anki bizim yapmış olduğumuz sistemle hangi render motoru seçmemiz konusunda D5'te alternatif olabilir arkadaşlar iç mekanda.